Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Son Kaptan. Bugün sizinle birlikte Strasspet diye adında bir site var. Daha önceden çıkmış bir site zaten. Petlerinizi alıp satıyorsunuz. Ben çok fazla oynamıyordum. Ama artık oynamaya başlayacağım herhalde. %100 güvenli bir site. Buradan yardım, bir sorun yaşarsanız desteğe falan ulaşabiliyorsunuz. Ben neyimi satmıştım? 5 dolar mı ne almıştım? Bir şey satmıştım, şu anda hatırlamıyorum. 3-4 saat önce. Buradan ilk olarak siz tabii ki gelip hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabını oluşturduktan sonra Gmail'dan giriş yapabilirsiniz. Direkt daha iyi girer. Inventory'ye tıklıyorsunuz. Buradan at diyorsunuz. Şimdi burasını anlatacağım. Benim koyduğum şeyler bu. Şimdi bu satış, iki tane satış türü var. Bir şey olarak satmak var, açığa koyarak satmak var. Bir de direkt siteye satmak var. Şöyle, siteye satmak biraz zor oluyor çünkü. Trade kısmından geliyorsun, buradan gelip satabiliyorsun. Mesela bu sitede şeyde geçmiyor. Ticaret amacıyla burada geçmiyor. Mesela almıyor mesela, ama sen gidip bunu buradan, mesela bizim gibi, mesela ben bir kullanıcıysam bu sitede, benim gibilerine satabiliyorsun. Mesela ben bunu siteye işte 5 cent'e satabilirken şu an satamıyorum. Çünkü nedeni aşırı satılması nedeniyle. Mesela şu Uğur Böcü, bu bunları ben mesela siteye satabiliyorum. O site direkt parayı veriyor. Diğerinde de para alıyorsun ama kullanıcılar daha çok siteye şey olduğu için pazardan koyunca, sen inventory'ye gelince nasıl buraya getireceğiz, nasıl satma işlemini yapacağız, hesabı kurduk, her şeyimiz tamam, inventory kısmına gelip ekle diyoruz. Takma adınız artık, yani takma ad derken hesap adınızı giriyorsun, devam diyorsun. Size bot belirliyor, çünkü herhangi bir çalınma falan olmasın diye hemen bir bot belirliyor size. Sonra o bot serverına giriyorsunuz. O bot serverından o bota, şimdi burada çoğu kişi acaba yapmasam mı diyecek, bota şeye veriyorsunuz. Eşyanızı veriyorsunuz. Bak, bana bir kod verdi. Bu kod her zaman değişiyor. 2996 2996. Şimdi bu benim kodum. Botla ben trade girince selam diyecek, 2996 diyecek, CHP sonuna dek diyecek, benim ismimde isabet edecek. Bu sayının verilme sebebi, bazı kişiler bot yapıp scam yapmaya çalışıyorlar kandırmasınlar diye. Böyle bir tipi olacak botun, Bacon. Çünkü bot diğer kişinin scam olduğunu anlamak için o yazma yerine o sayıyı yazmayacak. Sayıyı bilemediği için, çünkü sayılar değişiyor, yani sayıyı bilemediği için yalan olduğunu anlayacaksınız. Ve bu bot hem yürürken size yazıyor, mesela hareket ederken yazıyor. Normalde hareket ederken yazamayız değil mi, şey yani oyunda, ama o böyle hareket ederken size yazı yazabiliyor. Şimdi bizim neydi, 2996 botu göstereceğim size. Sizi böyle bir servere atıyor. Ha, bot bu. Bunun gibi böyle burada bot hareketi yapanlar da olabiliyor. Siz onlara inanmayın. Böyle bot hareketi yapanlar oluyor. Ben şimdi Dragon Pet'imi vermeyeceğim. Çünkü ben Neon da yapmıyorum. Bu Neon'u karıştırmayın. Onu başka bir yerden aldım. Çünkü her şeyin bir tanesi olsun. Fazlalıkları genellikle atıyorum. Zaten bu videoyu çektikten sonra. Yani mesela Waver'ın okunuşunu pek bilmiyorum. Mesela bunu vereceğim bu bota. Şimdi trade diyorsunuz. Trade attık. Bekliyorum. Herhalde bu kısa attı. Kısa attı büyük ihtimalle. Trade şu anda bug'a girdi. Neden olmuyor? Kız büyük ihtimalle yapıyor. Biraz beklememiz lazım. Serverda 3 kişi var. Keşke kızdan önce gelseydim. Kızın evini nereye koymuş? Benim evimi nereye koymuş? Biraz ırkçılık yapıyor bu oyun. Cinsiyetçi, pardon. Hadi seçmesini bekliyorum. Uzaklaştırayım şunu.
Gider misin? Neymiş bu? Petlerle ha. Tamam, biz trade'e gireceğiz şimdi. Hemen bana bak, hemen ne diyor? Your code, senin kodun 2996. Hello CHP. Sonra ben hiçbir şey yazmadan her şeyi biliyor. Kodumuz doğru mu? Yine bir bakalım. Ben güvenlik kodu 2996. Şimdi benim burada bir waiver'ım vardı. Hatta farklı bir şey koyayım sizin için. Ox'u koyacağım. Ox'u vereceğim şimdi. Ox'u koydum. Bana burada da dedi şeyimi. Acep dedim. Bu da kabul edecek. Dur. Benim güvenlik şeyim olduğu için saniyeden geçeceğiz. Çok insan geliyor buraya. Herkesin farklı kodu oluyor genelde. Bot arama şeyleri uzayabilir. Şimdi confirm diyeceğim. Kabul etsin. Ediyor. Şimdi geldik. Inventory kısmına girebilirsek. Evet, oksumuz burada gördüğünüz üzere. Burada petimiz gitti ama oksumuz buraya geldi. Bir dakika. Oksumuz buraya geldi. Parçamız buradan yeşil şey de çıktı zaten. İşte bunun ticarete gelip buradan satabiliyor muyuz? Mesela bugün şu İngilizceyi çevireyim şunu. Bugün bu çok aşırı satıldığı için, yani ticarette siteye çok aşırı satıldığı için almıyor site bunu. Bunu siz buradan inventory'ye koyup inventory'den satarsınız. Büyük ihtimalle, ya da bu yarın öbür gün kalkar tekrar almaya başlarsa satar. Şey oldu, sorun çıktı, yanlış peti koydunuz diyelim. Buraya geliyorsunuz, satmayı da görüyorsunuz. Sell yapıp satmayı gösterin. Buraya nokta koyup, yani isterseniz 5, 2 dolar, 6 dolara da satabilirsiniz ama bunun fiyatı bu olmadığı için, enayi birisi de olmadığı için gelip sizden almaz bunu. O yüzden asıl ne diyelim, 5 diyelim, bizim alacağımız 3, 4 dolar oluyor. Bazen kesiyor 1 dolar, ay 1 dolar diyorum, sent. Bunu koyuyorsunuz mesela, bug'a girdi şu anda, sell diyorsunuz, o satı şey artık satın alınana kadar orada kalıyor. İptal edebilirsiniz. Eğer yan diyelim, ha burada zaten buraya almıştım. Bunu geri çekmek için word today diyorsun. İsmini soruyor sana. Yine CHP sonuna dek diyorsunuz. Counting diyorsunuz. Şimdi bu serverdan çıkın, bug'a girebilir. Çıkıyorsunuz bu serverdan, buradan da çıkın. Size şimdi bot belirliyor. Benim botunuzu belirlesin. Hani yanlış bir şey ya da onu satmaktan vazgeçtiniz. Yani geri nasıl alacağınız onu da göstereyim. Uzun sürebiliyor bot bulmaları. Bekliyoruz şimdi botu. Her şey kesinlikle güvenlik amacıyla olduğu için yavaş. Ben siteye satmıştım bir şey. Keşke şey alsaydım. Gittim uğur böceği aldım çünkü yoktu bende. O yüzden uğur böceği almıştım. Benim hedefim abi bütün her şeyi tek tek almak. Her şeyden bir tanecik olsun. İster yumurta da alabilirsin. Yumurta 3 lira. Hayır, 3 lira diyorum. 3 sent. Keşke oyunda 750 para biriktirmesi, sonra oradan 3 sent verip alabilirsiniz. Ya da satınca zaten paranız buraya geliyor. İsterseniz onu üstünüze çekebiliyorsunuz. Aranıyor şu anda. Uzun sürebiliyor. Evet. Ha. Buldu şimdi. Ha. Zaten burada da sizi uyarıyor. Şimdi geri vereceğiz şeyi, alacağız oksumuzu. Bunlar skimmer, bunlar gerçek abi. Ya isimlere takılmayın, sadece dönmesi lazım ve sizi kodu doğru söylemesi lazım. Bak, burada da zaten belirtmiş, bir tane oksumuzu geri alacağız. Hadi diyelim bir yanlışlık oldu falan. Nasıl desem? Yanlış bir şey yaptınız dediğim gibi. Onu geri alacağız şimdi. Geri veriyor mu? Yalancı bir sistemi öğreneceğiz. Yalancı değil abi. Zaten tek bizde bu var. Biz karşılık vermeden petimizi geri kendimiz alacağız. Gidelim. Kimse gelmeden. Çünkü yoğun sıra olmasını sevmiyorum beklemeyi. Niye arkamızda dolaşıyor bekle? 30.
Şimdi geliyoruz, thread diyoruz. Hop ox'umuzu hello cep. Bu şeylerde, thread'lerde kod vermiyor bir büyük ihtimalle. Ben onaylıyorum. O da onayladı. Şimdi ox'umuzu geri alacağız. İsterseniz bunu satın alınmada da yapabilirsiniz. Satın alınma nasıl dersiniz? Ben şey yaptım. O uğur böceğini aldım. Geri fiyata koydum ama farklı bir fiyata koydum. Ama ben niye şu anda aklım jeton düştü, onu da çekmek istiyorum. Onu da geri çekeceğim. Şimdi uğur böceğimi onu satmayayım ya. Ya uğur böceğim yok ya. Mesela hop. Nerede oksumuz? Oksumuz yok. Ha burada, tamam. Böyle geliyorum. İnsan yani zorlanmadan para da yatırabilirsiniz. Hop oksumuzu geri aldık. Ne neon, ne fluoride, hiçbir şey yok. Geri aldık. İsterseniz daha risk yok abi bunda. Sadece böyle scammer olanları aldanmayın böyle bunun. Çünkü ben görüyorum beyni olan CP veren falan ya aldanmaz buna. Böyle onlar da geziyor ama bunlar size şey oluyor. Thread'de bunu da öğrenmiş olduk. Sayı vermiyor. Yani böyle bir video. Açıklama kısmına Starpist'in şeyini koyacağım. Sayılar durmadan değişiyor. Haberiniz olsun. Kandırılmanız çok imkansız. Sadece sizi kandırması için kandıramaz bile. Sayıyı da bilse, isminizi de bilse, ismini bilse, sayıyı da bilse, tuttursa o yani hiç durmaması lazım. Çünkü durmadan yazı yazamazsın. Yani çok imkansız dolandırılmanız. Yalancılara inanmayın. Bu doğru bir site. Ben koydum buraya. İstersen bunları geri çekebilirim üstüme. 3 centmiş. Keşke şu nalet olası uğur böceğini alacağıma bunu alsaydım. Sonra da işte daha yeni tanıyoruz siteyi. Böyleydi. Girip hesap oluşturup sizde buradan para nasıl yatırılır? Para buradan yatırılıyor. Ama çok değişik bir şey burada, Türkiye'nin de olsa, Azerbaycan'ın bile var ama Türkiye'nin yok. Yakında getirirler, buradan yapabiliyorsunuz, yükleyebiliyorsunuz ama bunu daha büyüklerimiz büyük ihtimalle yapabilir. Çünkü ben anlamıyorum. Papara mapara, ininal falan burada olan kartlar olsa yapardık ama yapamıyoruz. Çünkü dolar hesabıyla gidiyor. Benim şu anlık buraya koyduğum petler bu kadar, böyle. İnşallah yakındasa şu uğur böceğini de geri çekeyim. Böyle videoların devamı, yayın açmıyorum, onu da hemen şeyini yapayım. Yayın açmamamın sebebi, taşınacağız arkadaşlar yeni bir yere. Yeni bir yere taşınacağımız için şu anda yayını açamıyorum. Ama abi oyunlara giriyorsun falan, oynuyorsun. Oyunlara girmemin sebebi, Adopt Me'ye giriyorum. Ya bu şeyleri yapmak için, ondan önce de girmemin sebebi şu anlık evde yani yayın açılabilecek bir yer değil. Yayın açılabilecek ortam değil abi, oyun oynanabilecek ortamda yayın açılmayabilecek ortam mı derseniz, şu anlık onu yapamıyorum. Yayın açmayı, interneti falan her şeyi değiştirip yeni İstanbul'a taşınacağız, o yüzden yayın açamıyorum. Ama video gelmeye devam edebilir belki. Yayını ne zaman açacağım dersen, bomba gibi geleceğiz yayında tabii ki. Ablamla birlikte, ablam zaten benim video editörü. Kendisi montajda da üstüm şey olarak. O yüzden öyle geleceğiz. Şu anlık bir editörüm olmadığı için, ablam iyi bir editör olduğu için şu anlık gelsem bile bir şey yapamam. Gelmek de istemiyorum şu anlık. Yani şu an gelmeyeceğiz. Haberini verdim. Starpass sitenin adı. Hesabınızı kurun, satın. Son olarak şeye de bakayım, en pahalı pet şu anlık. Burada şeylerini değiştireceğiz. Siz zaten Türkçe yapıp ya da kendiniz tanırsınız. Xperm deyince 137 bin lira bu var. Bunu koyayım. Bunlar biraz ya satılırsa. Mesela burada Crow var. Meganeon. Flareite. Flareite. Penguin falan, bunları alabilirsiniz. Ucuza, ucuz deyip de ucuza şeyler alabilirsiniz zaten. Videomuz bu kadar. Çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.